Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün Nvidia ile iyice bir gündemimize oturan Nvidia Raytracing RTX kartlarla gündemimize gelen şu yapay zeka meselesini biraz konuşmak istiyorum, biraz sohbet etmek istiyorum bu konuda. Ve şu an çok efsanevi bir oyun olan River Ride'i oynamaya çalışıyorum. Hadi. Ki şu analogla ne kadar oynanabilirse, yani bu Atari sonundaki o kollu makinelerdeki kol lazım, o switchli. Bu çok fazla hassas. Yani bunu ileriye falan iterken böyle ya ileride olacak ya ortada olacak. Böyle değil ama bu algılamalı, şu tetik tuşu gibi yarım da basılabiliyor galiba bu analogları. Bu oyun ona uygun değil ama yani. O kollu makinelerdekiler gibi bir şey lazım. Şuraya uyarladım, şu D-pad'a. Yine bu daha da kötü oluyor. Şurası lazım ileride. Evet. Evet arkadaşlar, bu bilimin konusu. Bu yapay zeka olayı bilimin konusu normalde ama biz video oyuncularını da bir şekilde içine çekmeye başladı. Bir şekilde bu konu. Çünkü bizimle de alakası var ve bu dönemde en çok kullanıldığı nokta buralarıdır aslına bakarsanız. Şimdi yapay zekada Nvidia niye yapay zekayı telaffuz etmeye başladı? Nvidia niye yapay zekadan bir dem vurmaya başladı son günlerde? Dert nedir? Niye? Biraz da şu D-pad'le deneyeyim bakalım. Diğerini pek beceremedim ama bu oyun çok enteresan arkadaşlar. Şu benzinleri almam lazım yoksa uçağın benzini bitiyor. Hızlandırma var, yavaşlatma var, gaz fren var uçakta. Evet, şimdi Nvidia niye bu işe iyice bir parmak attı? Bir lafa bununla başlayalım arkadaşlar, bir giriş olarak. Nvidia ne diye durup dururken RTX kart ürettim diye tutturdu. İşte son günlerde işte Deep Learning, derin öğrenebilen ekran kartı portlamanabilen işte RTX kartlar sayesinde işte Super Sampling'i, Deep Learning Super Sampling, DLSS filan bunları icat ettim filan triplerine girdim. Niye bu Nvidia bu şeylere girişiyor, işlere? Şimdi arkadaşlar Nvidia şöyle bir kalp kırıklığı yaşıyor arkadaşlar son zamanlarda. Böyle işlem yapma konusunda en çok, yani böyle portlamalara uyumlu olması konusunda AMD'ye nazaran Nvidia ekran kartları genelde, yani AMD kaba bir kuvvet verir. Sen gider 2000 TL'ye bir kart alırsın, AMD bir kart. O kaba bir kuvvet verir. Hani full bir şey verir, kayar nokta performansı falan verir. Yine 2000 liralık bir Nvidia kart aldığında 10 oyunun 8'ini AMD ile başa baş ya da 1-2 FPS düşük bir performansla geçirse de 1-2 oyunda da kendisine özel yazıldığı için oyun bazı toplamlamada bazı şeyler düşünüldüğü için Nvidia'ya özel şeyler biraz ileri geçerdi. Normalde bu Bitcoin kasan arkadaşlar, mining yapan arkadaşlar ekran kartıyla sırf bir kas gücü ucuza, fiyat performans açısından ucuza kas gücü verdiği için AMD kartlara yöneldiler. Nvidia bir taraftan burun kıvırdı, dedi yani ikiden fazla vermeyin bir alıcıya falan dedi, mağazalara Nvidia kartları, çünkü şey yapıyorlar, mining yapıyorlar, oyunculara kalmıyor filan. Aslında Nvidia'nın hoşuna gitmedi o durum. Yani Nvidia kendi kartlarının tercih edilmesini isterdi. Deli gibi Nvidia kartlar tükensin, Nvidia kart bulamıyoruz densin isterdi ama bu olmadı. Bunun yerine insanlar AMD kartları alıp bu iş için kullandılar. Nvidia orada bir kalp kırıklığı yaşadı ve dedi ki ya dedi böyle dedi süper bilgisayarlar için, işte yapay zeka için falan benim kartlarım öne çıkarayım, ben onların üstüne yoğunlaşayım filan dedim. Nvidia kendi içinde bir kendince böyle bir yola girdi. Ve bugün geldiğimiz noktada, hani Psikalix'te de bunu zamanda yapmıştı Nvidia. Çok şişirdi, hani fizik motoru koyacağız dedi. Psikalix'i kendisi icat etmedi. O portlamı kendisi yazmadı. Yine öyle. Portlamı kendisi yazmadı ve Psikalix'i satın aldı. Ve Nvidia Psikalix dedi. İşte bazı oyunlarda nadiren o fizik motorunu işlemcinin üstündeki yükü alıp kendisi yaptığı için biraz daha güzel oldu o Psikalix işlemi, ama bazı oyunlarda yine benzeri bir uygulamayla karşımızda Nvidia diyor ki ben diyor yapay zeka öğeleri içeren bir ekran kartı çekirdekleri ürettim.
Ray Tracing'i işte oyun üretenler şöyle kullanacak, böyle kullanacak. Peki ne olacak yani? İşte süpersambik yani anti-aliasing yönteminde iyileşme olacak. İşte şuranın gölgesinin çözünürlüğünü hesaplayacak. Ne hesaplaması yapacak? İşte kartın performansı düşmesin diye daha yüksek olacakmış. İşte kartın performansı düşmesin diye uzakta o an görmediğin nesneleri daha düşük çözünürlükte verecekmiş filan. Sırf şu konsollarda falan yaşanan, son günlerde yaşanan çözünürlük şeyinin fetişi diyelim. Çözünürlük fetişinin üstüne giden bir işlemler. Nvidia'nın şu an yaptığı şey. Oradan bir küskünlüğü var sanırım Nvidia'nın. Hani ben de iyi işlemci üretiyorum. Niye beni seçmiyorsunuz gibilerden. Çünkü yeni konsolların içinde de böyle bir şeyler var. AMD kartlar var. Ray Tracing olsa da AMD'yi seçiyorlar. Konsol üreticileri. Evet yani böyle bir kalp kırıklığı var ve yapay zekayı telaffuz etmeye başladı arkadaşlar. Ben daha çok böyle işlevsel işlemci üretirim gibisinden bir triplere girişti. Ama bu yapay zeka konuları bu kadar basit değil arkadaşlar. Yani bu biraz sulandırıyor bana göre Nvidia'nın yaptığı. Çünkü eğer video oyunlarda kullanılacaksa, çünkü video oyunlar gerçek hayatın simülasyonudur. Video oyununda kullanırsam yapay zeka bir algoritma, bir programı, gerçek hayatta da bunun ön adımını atmış oluyorsun oyunda kullanarak. Gerçek hayatta da yarın öbür gün bunu yapabilirsin demek anlamına geliyor. Nvidia burada yapa yapa anti-aliasing falan bu tarz şeyler için gösteriyor ama oyunlarda arkadaşlar yapay zekanın kullanımı bu kadar şey değil yani, sığ değil. Oyunda eğer sen yapay zeka kullanacaksan hani 2000 GTX 1060'la şey 1660'la alamadığın performansı gidip ben Ray Tracing yapabilen GTX 2060 alıp da orada o performansı alacaksam, sırf beni bir ya da iki üst model ekran kartı almaktan kurtarsın ya bu Ray Tracing'i ve yapay zeka çekirdeklerini, yapay zekaya yönelik çalışabilen Nvidia işlemciyi satın alacaksan bunun bir anlamı yok. Gider bir iki üst modelini alırım, aynı hesaba gelir yani. O çözünürlüğü hesaplamasın, o deep learning, super sampling'i yapmasın. Hani benim burada video oyunları konusunda yapay zekadan beklediğim şey, bu işi sulandırmaya gerek yok. Benim beklediğim şey mesela grafik, o çünkü bir de şöyle bir şey var arkadaşlar, grafik kartı o 4K 60 FPS ultra grafik grafiği mi oluşturacak, ekranı çizecek, yoksa yapay zeka işlemlerini mi hesaplayacak? Ne yapacak ekran kartı? Benim beklediğim şey arkadaşlar hani PlayStation 2 grafikleri. Mesela diyelim ki bir FPS oyun oynuyorsunuz, silahlı bir oyun oynuyorsunuz, rekabetçi bir oyun. Quake 3 olsun hadi. Quake 3 grafiklerinde bir oyun karşıma çıkarsınlar. Ama bunu desin ki abi çok kıytırık bir bilgisayarla oynarsın bunu. Çok bir ekran kartı falan fistan istemiyor. Ama bu oyunun içine bir bot koydum. Birebir VS atıyorsun kardeşim bak. Birebir. Bir VS 1. Ama ben bu RTX kartımın, işte işlemcimin, grafik işlemcinin içine bir bellek yerleştirdim. Ne RAM, ne hard disk, ne bir şey. Oyunun verisini değil, senin verini tutuyor. Oyuncu olarak seninle bulaştığı, seninle karşılaştığı zaman senin verini tutuyor. Bu oyunda ona destekle. Birebir bir tane bot koyacağım. Quake 3 grafiğindeki oyunun içine bir tane bot koyacağım ve bunu bilgisayar oynayacak sana karşı. Ama benim ekran kartım senin hareketlerini öğrenecek. Senin o haritada nasıl davrandığını, nerelerden geldiğini, hangi silahlar tercih ettiğini, nasıl saldırmayı tercih ettiğini falan öğrenecek. İşte diyelim işlemcinin içine 500 MB bir hafıza koydum diyelim, işte çok yüksek hızlı bir hafıza. Saliseler içerisinde onu öğrenip hesaplara katacak ya da ilk öğrendiğini unutabilecek falan. Öğrenebilen bir işlemci çekirdeği geliştirip koydum sana. Bu çok düşük grafik çünkü RTX 2080 süper ayarında, RTX 2080 Ti ayarında bir ekran kartı verdim sana. O ekran kartının %3'ünü falan kullanıyor oyunu çalıştırmak için. %97'si ise o yapay zeka için ayrıldı. Yapay zeka senin yaptıklarını öğreniyor. Yapay zeka sana karşı taktik geliştiriyor, seni öğreniyor. Yapay zekaya karşın birebir VS attığında ilk 3-5 oynayışında onu iyi kötü yeniyorsun. Çünkü öğrenme evresinde daha çocuk gibi. Sonra senin hareketlerini falan öğrendiği için
Sen artık onu yenemez hale geliyorsun. Her şeyini hesaplıyor ve bu kumandayı bir başkasına verdiğinde o hiç tanımadığı bir oyuncu olduğu için yapay zekanın sen misin gibi karşısındaki davranacak ve yenilecek. Ve bakacak bu adamın oyunculuğu değişti gibisinden algılayacak. Sen kişi değişse bile oyunculuğu değişti gibisinden algılayacak ve işte o hafızasının el verdiği boyutta ilk öğrendiklerini unutup yine karşısına çıkan değişikliklere, değişik hareketler yapmaya başlayan oyuncuyu öğrenip ona göre o ben buna yapay zekada bir ilerleme derim. Yani Nvidia'nın yaptığı bu çözünürlük işte yani ne yani abi? Ne yani? AMD'nin 5000 TL'ye üretip bana yolladığı ekran kartından aynı işi görecek 6000 TL'ye bir ekran kartı yapacaksın, yollayacaksın. İşte 20 tane oyunda test edeceğim. 4K 60 FPS'de akıcı olacak oyun. AMD kartta. Sende olamayacak. Sende olamayacak. Hepsi 50 FPS'de çalışacak. Çoğu. Bir iki tanesi 70 FPS'ye çıkacak. Niye 70 FPS'ye çıktı? İşte anti-aliasing ayarlarını falan da fullledik. İşte o 1-2 oyunda süper sampling'i daha iyi yapıyor Nvidia. Bunun bana bir faydası yok ki. Bana bir faydası yok. Dediğim gibi üstelik o yapay zeka işlemlerini yapacak diye RTX 2060 alacağım ve 2070 alırım olay biter. Daha güçlüsünü alırım olay biter. Dead FPS ise. Ama işte dediğim gibi bu yapay zekayı biraz da sulandırıyor Nvidia'nın bu yaptığı hareketler. Yani oyun sektöründe dahi yapay zekanın yeri bambaşka. Yeri geliyor biz oyunun bütün etkenlerini bir kenara bırakıyoruz. Bırakıyoruz. Grafiği güzelmiş bilmem neymiş. Hiç umurumuzda değil. Kenara çekiyoruz. Yapay gerizekalılık var bu oyunda diyoruz. Botlar tam bir gerizekalı gibi davranıyor karşında. Oyunu alıp çöpe atıyoruz. Çöp abi bu oynanmaz diyoruz yeri geliyor. Mesela buna güzel bir örnek vereyim son günlerde yaşadığım. Metal Gear Solid abi. Metal Gear Solid 5'i ben %30'larda bıraktım. Sırf aynı görevleri tekrar tekrar vermeye başladı diye. Ve işte kız Quiet'le ben oynuyorum. Bana karşın oynuyor. Verdiği bir görevde ben Quiet'i vurup da yenmeye çalışıyorum. Quiet'i zorlaştırmamışlar. Quiet benim oynayışımı öğrenip de bana karşın öyle bir yapay zeka bahsettiğim yapay zeka gibi bir şey olup da bu adam %5'lerde bana karşın savaştı. Ben bir daha bununla uğraşacağım ama bunun yani bunun oynayışını öğrendim ona göre taktik geçiyor. Öyle bir şey yok Quiet'ta. Metal Gear Solid 5'teki Quiet'ta. Ne yapmışlar? Kızı zorlaştırmışlar. Tek vuruşta öldürüyor seni. Diğerinde iki vuruşta falan ölüyordu. Bunda direkt tek bir tane atıyor vuruyor seni. Biraz daha zorlaştırmışlar. Zorluk dedikleri şey de bu. Sonra bakın yapay zekasına bakın oyunun. Bir görevi yeniden vermiş bana. Diyor ki tamamen diyor sessizce sızacaksın yakalanma. Öyle ateş falan etme silahla. Tamam. Quiet yanımda. Quiet'a ben vur diyorum. Sniper'la susturucu falan da takılı diye tüfeğinde. Çatır çatır vuruyor. Ve oyun yenildin, kaybettin, sana sessiz bitir görevi dedik demiyor. Görevin orada bitmesi lazım ama Quiet'da bütün haritadaki map'taki herkesi işaretleyip tek tek vurdurabiliyorsun Quiet'a. Tek vuruşta da öldürüyor çoğu askeri o kız. Yani yapay zeka nerede? Oğlum kampınıza ve telsizden askerler diyor. Sniper musallat oldu bize falan diyor. Abi alarm düğmesine bassana. Bassana. Metal Gear Solid 5'in yapay gerizekalı. Bir de o oyuna yapay zekası iyi falan diyorlar. Ona da hayret ettim. Abi bütün milletin önünde askerlere vurdurtturuyorsun bir sniper'a. Adamlar alarm veremiyor. Alarm verdiklerinde sen görevi başaramamış olacaksın. Aslında baştan başlaman lazım. Metal Gear Solid 1 PlayStation 1 döneminde çıkan. Onu ben şimdi düşünmeye çalışıyorum ya abi. Bir başka askerin cesedini gördüğünde askerler hemen alarm veriyordu ve işin bitiyordu. Ya da bir sürü asker gelmeye başlıyordu. Kardaki ayak izini falan takip edip peşinden geliyorlardı vesaire. Ya Metal Gear Solid 1'deki yapay zeka sanki biraz daha işlevseldi. Daha iyiydi sanki. 5. Yani oyunda daha gerizekalıca yapay zeka. Ama ve lakin grafikleri falan muazzam 5. oyun. Ama yapay zeka gerizekalıca. Çöpe at gitsin o zaman. Oyun ne işe yarar o zaman o haldeyken. Dediğim gibi arkadaşlar yapay zeka biraz oyunlarda, video oyunlarında lazım olan bir şey. Mesela gündelik hayatta mesela GTA 5'in içindeki yapay zekayı hayat akışını yapay zekaların içindeki o karakterlerin NPC diyoruz onlara. O karakterlerin davranışlarını uygulayabilen gündelik hayattaki bir robotlar falan üretebilsek yapay zeka robot üretmiş olacağız.
Kıta 5'te gidiyorsun, arabanın içinde kırmızı ışıkta gidip duran bota kapıyı açıp posta koyup arabadan atıyorsun, biniyorsun. Arabayı gazlayıp gitmezsen o adam bazen polisi arıyor, bazen kapıyı geri açıp sana bir yumruk çakıp seni arabasından atıp da arabasını geri almaya çalışıyor filan. Al sana yapay zeka. Peki bu gündelik hayatı uyarlanabilir mi? Şu anda mümkün değil. Niye? GTA 5'in içinde kurallar belli, duvarlar belli, algoritma belli. Yapay zekanın karşılaşabileceği her şey belli. Ama gerçek hayatta her şey değişken. Çok fazla değişken şey var. Gerçek hayatı onu uyarlayamıyorsun. Ama bu bir yapay zeka. Simülasyonu. Yani gerçek hayatta yapmadan önce oyunun içinde yapabilirsin de. Peki gerçek hayata gelir mi bu yapay zeka olayları? Tabi bu şekilde oyunlarda süper sampling falan yapmak içinmiş gibi kalkıp da düşünülürse, iş sulandırılırsa, ki buna çoğu çevrede hani oyun mu, oyun yapmak için mi ya falan diye şey gözle bakıyorlar. O da yani kötü gözle bakıyorlar bu işleme. Hani Nvidia'dan benim beklediğim şey RTX kartları ayrıca çıkartması, oyun için olan kartları ayrıca çıkartması ve oyun için olan kartlar oyun içindir abi deyip AMD ile fiyat performans açısından yarışması. RTX kartları da bilim insanları filan için çıkarıyorum. Alın size yapay zeka hesaplayabilecek bir grupu, alın deneyin abi demesini ben şahsen beklerdim Nvidia'dan. Peki Nvidia'dan konuyu haricen tutarak yapay zekanın geleceği ne olur? Hem biz oyuncular açısından, hem video oyuncuları açısından, hem de genel insanlık açısından ne olur yapay zeka ileride? Hani yapay zekanın geleceği arkadaşlar, ben bir oyunda 4K 60 FPS alabilmek için daha iyi anti-aliasing, daha iyi bilmem ne yaptı. İşte bunun sayesinde 4K'yı görebiliyorum falan. Bu buraya gitmeyecek. Onu size söyleyeyim yani. Bu yapay zeka teknolojisi, yapay zeka teknikleri video oyunlarında çözünürlük fetişi yaşayabilsinler diye konsolda çıkan bu. Sen futbol oyunu oynayacaksın. Futbolda çözünürlük yaşansın diye, çözünürlük daha yüksek olsun diye yapılan, kurgulanan bir şey değil. Hesaplanan, kitaplanan, geliştirilen bir şey değil. Sen futbol oynuyorsun. PC'ye karşın, kompütere karşın, GPU'ya karşın, tamam abicim, yazılıma karşın. Bu yazılım senin futbol oynayış tarzını öğrenecek ve sana karşın taktik gelişecek, gitgide zorlaşacak oynayışın filan. Bu yapay zekanın gelişimi olur ama çözünürlüğü daha iyi tutmak, işte anti-aliasing sistemini daha iyi yapmak ve böylece daha güzel görüntüler filan gelecek filan. Bunlar olmayacak arkadaşlar. Yani Nvidia'nın RTX kartlarla lanse ettiği şekilde abi daha da yüksek çözünürlük, daha da cilalanmış görüntü filan, böyle bir yapay zekaya gelmeyeceğiz. O bilim o şekilde gitmeyecek. Korkmayın yani. Nvidia'nınki dediğim gibi bir kalp kırıklığı arkadaşlar. Yani mining'de AMD kartlar ne kadar tutuldu, insanlar tercih etti. Çok çekirdek ve kaba kuvvete sahip diyor kartlar. Yani bilmem kaç çekirdek, bilmem kaç kayar nokta, teraflops kayar nokta verebilen kart 2000 TL AMD'de. Ondan performans açısından biraz daha düşük Nvidia kart 2500 TL, 2300 TL filan. Böyle bir fiyat performans açısından geriye düştü. Çok çekirdekli olduğu için o işte biraz bir süre kullanıldı grafik işlemcileri, ekran kartlarının. Sonra bu işe özel bir şeyler geliştirip, bu cihazlar geliştirip ekran kartlarının yakasını bıraktılar. Ama Nvidia'nın orada bir kalp kırıklığı yaşadı. Yani normalde kendini bulunmaz hit kumaşı sanıyordu. Nvidia benim kartlarım tükenmeliydi. Benim kartlarım kapış kapış gitmeydi, bulunmaz olmaydı diye bir kalp kırıklığı yaşadı ve bu onun tepkisi. Nvidia'dan gelen tepki budur yani. Dediğim gibi yani daha iyi çözünürlük olacak, bilmem ne olacak diye yapay zeka bilmem ne. Ben çok da uygulamada, pratikte o kadar iyi olacağını sanmıyorum RTX ekran kartlarının. Çünkü Nvidia bunu hep yapıyor arkadaşlar. Yani daha önce de Psycalix'i bu kadar şişirdiler başımıza. Günümüze geldiğimizde RTX kartların bugünkü olduğu gibi belki de hani alamıyoruz ki deneyelim. O da ayrı bir dava da hani. O günlerde de öyleydi. Yani Psycalix var Nvidia'da diye insana Nvidia yönelmeye çalışıyordu ama işte AMD'nin HD 4850'sini alabilen, 4870'ini alabilen adam Nvidia'nın 9800'ünü alamıyordu para olarak. Çok biraz fark vardı arada. Gidip 9600-9500 falan alıyordu. Ve
Onda da Pascal X var. Hadi Pascal X açık olarak çok yüksek FPS'lerde oynatsın falan gibisinden bir beklentiye düşüyordum. Ama kartın kayan nokta hesaplama gücü o kadar yüksek değil. 4870, HD 4870'te çok yüksek FPS'lerde oyun oynayacakken adam o zamana FPS'sine falan da kayan nokta şeyini falan hiçbir şeyini hesaplamadan kart arıyorlardı o zamanlar. Pascal X var diye kart uçacak sanıyordu adam. İşte 1280'e 1024 piksel karenin 4'ü 3'ün o çözünürlükte en iyi grafiklerle oyunu açar sanıyordu o zamanlarda Nvidia olduğu için sırf. Ama hayır. Hayır. O Pascal X olayı o kadar fark etmiyordu. Bugün de RTX o kadar fark etmeyecek. Yapay zekayı da biraz maalesef Nvidia bu şekilde biraz sulandırıyor. Yapay zeka oyunlarda peki oyunlarda video oyunlarında bir geleceği var mı arkadaşlar? Önemi var mı ya da? Önemi çok büyük oranda var arkadaşlar. Yani biz şu oynadığım oyun mesela Riverride. Yani grafik piksel piksel. Ama bakın ne kadar zorluyor. Ha, konuşurken oynayamıyorum. Biraz ilerletemiyorum oyunu yani. Feci şekilde zorlu. Daracık yerlerden geçmeni bekliyor. Gelen şeyleri hesaplayıp uğraşmanı bekliyor. Hani grafik o kadar önemli değil oyunlarda. Bu son dönemlerinde video oyunlarını grafik delisi haline getirdiler. Sağ olsunlar. Konsolcular ve konsolculardaki tuhaf bir güruh futbol oyuncuları. Futboldan ibaret futbol delileri hani video oyun konsollarını futboldan ibaret bir hale getirdiler. En çok onlar satın alıyor zaten. Bu adamların sayesinde hani biz grafikten ibaret olduğu bir dünyaya geldik. Hani grafiksel ilerleme var, bolca var ama yapay zekalar yerinde sayıyor oyunlarda. Ama az önce verdiğim örnekteki gibi mesela şu an bana bir FPS oyun Quake 3 grafiğinde, Quake 3 ayarında olsa ama işte Quake 3 grafiğindeki oyun yapay zeka içeren bir tane bot koysa ve o bot sürekli beni öğrense, benim oynama tarzımı öğrense ve ben onunla akşam eve geldiğimde her o botla karşılaşışımda daha da zorlanmaya başlasam, karşımda bir insan varmış gibi oyunun başından ben kalkıp bir başkası geçtiğinde yapay zeka saçmalasa hani anlayamasa, bu oyuncu kendini değiştirdi diye bana ayak uydurmaya çalışsa ve birkaç el yenilse bu sağlam bir yapay zeka olur. Oyunlarda böyle bir yapay zekaya ihtiyaç var. Efendime söyleyeyim. Mesela yapay zeka ile neler yapılır? Yapay zekanın çok bayağı bir geleceği var arkadaşlar. Nvidia'nın RTX kartlarla biraz konuyu sulandırmasını harca. Çünkü yapay zeka bir kodlama. Yapay zeka şey işlemci gücü değil ki. İşlemci gücü tamam gerektiren bir şey çok fazla değişken var diye ama o kadar değil. Akıllı kodlama gerektiren bir şey yapay zeka. Yapay zeka mesela diyelim ki yollarda kendinden giden arabalar yok şu anda hala. Peki yapay zeka ile bu olur mu? Çok kral şekilde olur. İstenirse çok güzel şekilde olur. Nasıl olur? Abi yolda kendinden giden araba yol bir kere çok değişken bir şey. Hangi şeritte gidiyorsun? Yan şeritte gelen araba, insan sürücülü araç ne yapacak? Yapay zeka hep bunların peşinde koşması lazım. Bunları düşünmesi lazım. Bunun yerine insan sürücüleri ortadan kaldırır. Yolu ortadan kaldırır. Yolu sürekli bir hattan elektrik alabildiği ve duraklarında beklediğinde aküsünün şarj olduğu bazı noktalarda sürekli bir güneş panelleriyle güneşten elektrik alıp elektrik üretip güneş panelleriyle sürekli kendini şarj ettiği raylı sistem. Hani tramvaylar, metrolar falan gibi. Raylı sistem ama taksi gibi işleyecek. Yani sen şuraya çıkacaksın ana caddeye. 20 tane kenarda yapay zekalı taksi bekleyecek. Şuraya götür beni diyeceksin. Haritaki yeri işaretleyeceksin. Senin parmağını basacaksın. Kredinden düşecek. Hesabında işte 10 bin kredi var. Bir kredi oradan oraya gitme. Şehir içindeki en uzak yere bile bir kredi. Kilometre mesafesine göre bir kredin düşecek. Para kalkacak ortadan ileride. Parmağını basacaksın. Haritada şu nokta diyeceksin. Haritada. Dokunmatik haritada haritadaki yerini belirleyeceksin. Okey diyeceksin. Makine seni oraya götürecek. Nasıl götürecek? Trafiği nasıl ayarlayacak? İşte trenlerde olduğu gibi. Birbirlerini zaten görüyorlar. Mesela şehir içinde en fazla 50 kilometreyle gidecek o cihazlar diyelim. Karşıdan başka bir araç geliyorsa yavaşlayacak. Birbirlerine çarpmayacaklar ve yapay zeka çok ciddi bir durum oldu. Mesela o zımbırtı ilerlerken o raylı sistemin üstüne bir tane sincap fırladı. Bir tane kedi fırladı.
Ya da bir şekilde sistem hata verdi. İki tane araç, taksi şeklinde çalışan bu araçlardan, toplu taşıma aracından iki tanesi kafa kafaya çarpacak şekilde ayarlanmış. Bunlar işte birbirine bir kilometre falan kala yavaşlayacak ve kırmızı bir işaret çıkacak. Lütfen işte bir hata oluştu. Hatanın giderilmesi için insanlara bağlıyoruz sisteme falan diyecek ve o sistemin başında her şehirde 10-15 tane ana üs gibi bir yerde insan olacak. İnsan operatör olacak ve çok ciddi problemlerde insana bağlayacak. Ve insan diyecek ki tamam ben ele alayım kontrolü. Sen bekle 5 dakika bekle. Sen diye hata sızıp oradan geç. Birbirinizi aşın. Ondan sonra geri girip devam edin yolunuzdan. Bütün şehrin ulaşımını yapay zeka devredebiliriz şu anda biz şehirlerde. Ve petrolü full ortadan kaldırabiliriz. Çünkü o nereye park edersen et cihazın üstüne, o taksilerin üstüne güneş panelleri falan aküleri koyabiliriz. Cihaz kendini şarj etmek için mesela müşterinin indiği yerden daha uzak bir yerde de olsa oraya ulaşıp kendi aküsünü şarj edebilir. Şarj durumuna göre yola çıkabilir. Gerekirse sen girirsin cihaza ya başka bir tane yapay zeka taksi bul ya da 5 dakika bekle şarjım da olsun gideceğin yere götüreyim seni der. Hani şu an kendi kendine giden araba üretilebilir mi? İşte bu şekilde tamamen üretilir ve elektrikli, petrol dışı çalışan bir sisteme, elektrikli bir sisteme ve tamamen girip, cihazın içine girip gideceğin yeri işaretlemeyle devam edebileceğin bir raddeye getirilebilir. Kendi kendine giden arabayı yapamazsın ama kendi kendine giden bir raylı sistem pekala olur, çok da güzel olur. İşte evlerde çok güzel girebilir, evlerdeki pek çok şeyi kendisi yönetebilir yapay zeka. Öğrenme konusu olabilir mesela. İnsan canını da teslim edeceğin için bunlar tehlikeli. İnsan canını teslim edecek şeyler çok şey olur mesela. Yapay zeka ne olursa olsun neyi öğrenir söylensin başka bir araçla kafa kafaya gelmeyecek. Bir canlı çıktığında muhakkak insan operatöre bildirip duracak, stop edecek falan gibisinden kurallar konabilir. Hani bunların mesela müşteri hizmetleri arkadaşlar. Müşteri hizmetlerinde yapay zeka ben şu, yakında bekliyorum abi. Bir sorunun olduğunda insandan daha iyi böyle yardımcı olabilecek yapay zeka geliştireceklerdir yakında. Hani bir sorun oldu arayacaksın şeyi müşteri hizmetlerini ve sana insana çok 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 daha iyi bir şekilde yardımcı olacak. Ve telefonu kapattığında ya ben insanla mı konuştum algoritmayla mı konuştum diye kafanda bir soru işareti kalacak. O kadar geliştirebilirler. Çünkü müşteri hizmetlerini arıyorsunuz çoğu zaman müşteri hizmetlerinin pek çok durumda ya seni kandırmaya yönelik ya da bilgisizce bir durumu oluyor. Şimdi bilemedim falan gibisinden tripleri var. Şeyler müşteri hizmetlerinin genelde. Çoğu firmanın müşteri hizmetleri öyle. Çünkü insanla konuştuğu zaman insan biraz şeydir. Mesela bir şey söylüyorsun. Dünya çapında böyle bir kullanıcının böyle bir şeyle karşılaştığında biz ne yapıyoruzu anında adam bilemiyor. Abi mesela işte şu gamepad'ın bir problem var diyelim. Ben bunu mesela işte şu pile dokunduğumda şöyle bir sert bastırdığımda gidiyor. Kol gidiyor. Onun düğmesine basıp tekrar açmam lazım. Bir kesinti oluyor şöyle şeyin elektriğinde. Şimdi bunun firmasını arasam, müşteri hizmetleri çıksa desem ki ya ben böyle bir problem yaşıyorum. Bu bir kusurdur. Kusurlu malların geri toplatıldığı gibi siz de ben bunu bir bunun satıldığı mağazaya götürüp versem en yakındaki bulunduğum nokta en yakın Xbox One'ın gamepad ile bunu takas etsem, onu ya da indirimli satın alsam, öyle bir şey olabilir mi desem, müşteri hizmetlerini arayıp. İnsan, ya olur mu abi öyle şey diyecek direkt. İnsan öyle der. Ne diyecek? Almışsın onu bir kere, sen ne zaman aldın bilmem kaç sene önce, 5 sene önce almışsın zaten onun garantisi bile yok, olur mu öyle şey falan diyecek. Ama yapay zeka diyecek ki müşteri memnuniyeti bizim önceliğimizdir. Birkaç saniye beklerseniz ben araştırıyorum beyefendi diyecek ve gerçekten araştıracak. Diğer insan operatör şeydeki müşteri hizmetlerindeki ya bilgisayardan biz böyle bir şikayette ne yapıyoruz firma olarak filan ona bakmayacak seni sağlayacak. Seni sağlayacak gönderecek. Yapay zeka o hizmet verdiği şeyin şirketin altyapısına komple sızıp araştıracak ya böyle ta mesela atıyorum Güney Kore Seul'de böyle bir şikayet gelmiş müşteriden ve uygulama olarak müşteriyi harbiden de bunu geri toplama kapsamında geri getir bu kusurlu bir bu ürünün bir kusurudur. Bunu geri getir Xbox One'da burası düzmüş paşam. Bunu sana Xbox One'ın gamepad'ını %30 indirimli verelim demişiz. Güney Kore Seul'de böyle bir durum yaşanmış.
Ve bunun da veri kaydının numarasını, kodunu buldum hemen. Der ve bunların hepsini düşünmesi, araştırması yapay zekanın 7-8 saniye sürüyor en fazla. 5 saniye falan sürüyor saniyeler içinde. Bir bakarsın sana geri döner. Beyefendi, Güney Kore'de böyle bir durum yaşanmış. Bunu en yakında bilmem ne mağazası bunun satımıyla yetkili bayimiz. Bunu veriyorsunuz. O tercih ettiğiniz gamepad'ı %30 indirimli alıyorsunuz. İtiraz edilirse işte 01027 0 bilmem ne kodunu oraya verin. Müşteri hizmetleri bunu verdi deyin. Bu kodu şeye girsinler. Bilgisayara girsinler. Orada hem cidden benzeri bir durumun tabi bilmem nerede yaşandığını ve şirketin bu şekilde hareket ettiğini kendi gözleriyle görecek. Hem de şirketin şeyi hareket merkezi adına bizim böyle bir emir verdiğimizi görecekler. Bu adama %30 indirimli falanca ürün, bunu da ikinci el kapsamında elinden alacaksınız. Bilmem ne ürününü indirimli olarak satacaksınız diye emir. Bunun müşteri hizmetlerine yapay zeka çözer. Bunu yapar işte. Saniyeler içinde böyle bir araştırma yapar. Yani yapay zekanın arkadaşlar öyle RTX ekran kartı yaptık abi 2080 tamam çok pahalı ama yani antalizik yapacak 4K'da oynanacaksın filan. Böyle bir şey değil yapay zekanın kullanımı alanı. Yani, yani grafik işlemcisi çok yüksektik, çok pahalı hale getirdik, yükselttik diye değil. Sırf insanların kodlamasıyla alakalı bir şey. Akıllıca kodlarsan, akıllıca kullanırsan çok iş uzun şeylere gider ve çok fazla değişken varsa ona göre bir işlemci koyarsın. Hani yettiği kadar. Burada Nvidia gibi, Intel gibi, AMD gibi firmalar kulağı çınlatılır, adı anılır. Bu firmalardan o işlemcileri alınır dediğim gibi. Ama yani grafik daha iyi olsun oyunlarda, çözünürlük daha yüksek olsun diye bir yapay zekaya başvurulmaz. Başvurulursa da bu işin konu biraz şey yapılmış. Nasıl desem biraz magazinleştirilmiş hadi. Magazin haline getirilmiş filan gibisinden bir hale gelir. Ama yapay zeka bu kadar basit bir şey değil arkadaşlar. Yani yapay zeka nedir? Video oyunlarla ilgilenen adamlara şimdi sorulduğunda Deep Learning, Super Sampling. İşte Ray Tracing abi, ışığın yansımasını gerçek kendi hesaplayan bilmem ne. Lan ne alaka? Yapay zeka öyle bir şey değil ki. Yapay zeka öğrenebilen program demektir. İnsanı aradan çıkarabilecek şekilde öğrenebiliyorsa bir programlama, bu yapay zeka demektir. İnternette arayıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Bazı programlar var. Bir an için 15-20 saniye ona yazışıyorsun, çeleşiyorsun ve insan mı lan bu karşımdaki, bana dalga geçen biri mi yoksa bu gerçekten yazılım mı diye biraz seni tereddüte düşürüyor. O işte yapay zeka. Ve dediğim gibi hani bu yapay zeka Nvidia'nın yaptığı gibi bu kadar sulandırılacak, bu kadar hafife alınacak bir şey değil. Ben biraz açıkçası yani Nvidia'nın yaptığı bu sulandırmayı pek olumlu bulmuyorum. Yani bir şey yok. Hani yapay zekayı biraz basitleştiriyor. Ve tüketiciyi bana göre kandırıyor. Açıkçası ben AMD'nin yerinde olsam dava açarım. Hani ısrarla yapay zekada Nvidia kullanılacak, Nvidia kullanılacak, Nvidia Ray Tracing yaptık yapay zekada kullanılacak. Ben AMD ekran kartının grafik işlemcisiyle ya da Intel'in grafik işlemcisiyle veya şey grafik diyorum pardon, düz işlemcisiyle, sayısal işlemcisiyle, merkezi işlemcisiyle, işte AMD'nin yine merkezi işlemcisiyle olmayacak mıymış o işlemler, dediği işlemler. Oyun konusunda değil yani. Evet ya, biraz sanki arkadaşlar bu yapay zeka işini biraz sulandırıyor. Zamanda yaptığı Pascal X fizik motoru gibi biraz. Hala da onun nasıl çalıştığını, ne işe yaradığını tam da bilmez kimse. Pascal X'in, Nvidia Pascal X'in. Ne işe yarıyor? 10 oyundan birinde azıcık daha hızlıymış. Niye hız abi? İşlemcinin yükünü alıp ekran kartı yapıyormuş. O fiziği, fizik hesaplamasını işlemci yapıyor galiba. Çatpat hatırlıyorum, hatırladığım kadarıyla. Yani Nvidia kartın varsa fizik şeyini yapan, biraz daha kıytırık işlemci alabiliyorsun. Nvidia serisinden kötü işlemciye de iyi oynanıyorsun filan tripleri vardı bir aralar. Yani Nvidia kartı zaten pahalı, oldum olası pahalı. Her daim pahalı zaten. Nvidia alabilen adam gidip işlemciyi de alır. Şimdi de pahalı olduğu için bunu çıkarttılar. RTX'i çıkarttılar ama dediğim gibi bu yapay zeka ile RTX kartlarının birleşik anılmasını, işte ışık izleme şeyini yapay zeka yapıyor filan, bunları özellikle anılmasını filan, ben Nvidia'nın pek şey yapamıyorum. Aklım yetmiyor. Hani cidden bilimsel alanda yapay zekaya yönelik bir grafiksel işlemci. Çünkü bu tercih edilmesinin sebebi de çok çekirdekli olması. Yani bizim işlemcilerimiz 4, 8, 12 çekirdek filan merkezi işlemciler.
Ekran kartlarının işlemcileri arkadaşlar yüzlerce çekirdektir. Hani o Shaders diye bir şey vardır. Shader miydi, Shaders miydi, neydi? Oradaki sayı çekirdek sayısıdır aslında ekran kartı. 2000 Shader ise 2000 çekirdek, 4000 ise 4000 çekirdek. 10.000, 8.000 ise 8.000, 10.000 ise 10.000 çekirdek demektir. Ama nedir? İşte merkezi işlemci şunu tek parça halinde alıp bir tane işte 4 GHz'lik 4 çekirdek, 2 çekirdek bir işlemci. Tek parça halinde alıp şuraya nakledebiliyor. Böyle bir gücü var. Tek bir çekirdeği ama güçlü bir tek çekirdek. Ekran kartının içindeki grafiksel işlemci ise işte 400 çekirdek. Bunu 400'e bölüyor. 400 parçayı aynı anda naklediyor. Ama 400 tane ayrı ayrı parçayı naklediyor. Ne oluyor? Tek bir 5 GHz'lik tek çekirdek bir işlemci bunu buraya alıp da nakletmesi 1 dakika sürüyorsa işte 1.5 GHz'lik 400 çekirdek bir grupu bunu 400'e bölüp buraya nakletmesi 15 saniye, 10 saniye falan alıyor. Çok fazla çekirdekle parçalayıp çok bir işi çok fazla bölerek yapıyor. Buna da özel uygulamanın ayarlanması lazım. Bu fark bu. Bu fark. Yani sen yapay zeka ile alakalı bir işlemsel bir şey yaptığında bu grafik kartlarının işte kendi kendine giden araba yapma niyetine benim dediğim raylı sistemi yaptık farz edelim. Nvidia 2080 Ti takmadık da RTX, AMD'nin RX 570'ini taktık diyelim işlemci olarak. Ne olacak? İşte o raylı sistem araç gittiği yerde yola bir tane sincap fırladı. Bunu gördüğünde durması bir saniye 280 ile 1 saniye alıyorsa RX 570'den de 2 saniye alacak en fazla. Dur komutunu vermesi. Bu kadar. Bu kadar. 1.5 saniye falan alacak. Yani çok saniselerle. Çünkü bizim oyunlardaki bu poligonları oynatma, bu kayan nokta performansı oyun oynadığımız için bu kadar hızlı olması lazım arkadaşlar. Yapay zeka dediğim şey benim bildiğim kodlamadır. Kodlamayla alakalı bir şeydir. Nvidia biraz sanki sulandırıyormuş gibi geliyor bu işleri. Hani yapay zekanın geleceği Nvidia'nın RTX ile alınacak bir şey değil. Bunu en baştan bilelim yani. O başka bir konu. O bilimin konusu ve Nvidia bu konuyu biraz sulandırıyor kart satmak için. Ve o mining'de AMD'nin kullanılmasını biraz mızıkçılık yapıp hadi ben de bak sen mining yapılması için. Mining dediğimiz şey de arkadaşlar sen bilgisayarını kiraya veriyorsun. Devlet ya da gruplar kim olduğu da belli olmayan insanlar süper bilgisayar ihtiyacı var. Hani işte 1 milyon tane RX 580 ekran kartını bir araya yan yana bağlayıp hani diyelim ki her biri 500 çekirdekse 1 milyon tane 500 çekirdek işlemciyi yan yana bağlayıp bununla bir işlem yapmak için kim bilir neyi işliyorlardı o insanlar. Bu da bir sır. Süper bilgisayar ihtiyacı. Üniversiteler falan bunu kullandı. Süper bilgisayar olmayan falanca üniversite işte bu şekilde bir şey yapıyor. Program geliştiriyor ve oradan sen mining kasacağım, bitcoin kasacağım diye gidiyorsun, uğraşıyorsun. Sen elektrik harcıyorsun, sen bir ekran kartını öldürüyorsun. Niye? En adamının birilerinin süper bilgisayara ihtiyacı var diye. Sen bir nevi ekran kartını kiralıyorsun. Bunu kıskandı Nvidia. Hani bu konuda AMD'nin öne çıkmasını çok kıskandı. Hatta bu konuda öne çıktıktan sonra firmalar da dedi ki ya bu AMD kartlar genelde şey hep bir hava kuvvet. Diğeri sürekli bir teknoloji geliştirdiğini söylüyor, iddia ediyor ama bir şey geliştirdiği yok Nvidia'nın. AMD ise işte onlar fiyatta rekabete geçmeye çalışıyor. Çünkü diğeri hep haklı çıkıyor. Diğer firma Nvidia sürekli diyor ki ben diyor bunu geliştirdim, şunu geliştirdim. O yüzden bu $50 pahalı. Biraz daha pahalı. Bunu haklı çıkmak için sürekli bir şeyler geliştirdiğini iddia ettiği için Nvidia biz AMD ile takalım. AMD saf bir güç veriyor çünkü gibisinden. Konsol firmaları falan da gidip AMD ile çalışmaya başladı. Nvidia'nın burada bir hayal kırıklığı var arkadaşlar. Bu yüzden bugüne de yapay zeka iyice bu düğmeye başladık ama Nvidia ile anılması bu işin biraz insanın gücüne giden bir şey. Çünkü bu yapay zeka o kadar basit alınacak bir şey değil. Sen iki tane fazla ekran kartı sat, çözünürlüğü daha yüksek, birileri çözünürlüğü daha yüksekte oynasın diye bilimsel açıdan geliştirilecek bir şey değil yapay zeka. Yapay zeka dediğim gibi bambaşka kulvarda ilerleyen bambaşka bir şey. İşte oyuncular da biraz alakadar ediyor ama bu şekilde olmaması lazım. Yapay zekayı biz oyuncular düşüneceksek, abi benim karşıma öyle bir düşman bot NPC çıkar ki bu insan mı lan dedirsin bana, beni öğrensin. Öğrensin. Ama buna yönelik bir şey şu an yok. Oyunlarda yapay zeka değil, yapay geri zekalıkla çıkıyor oyunlar. Ben son günlerde çok iyi yapay zekayla çıkan bir şey görmüyorum.
Ve genelde hareketleri belli düşmanların oyunlarındaki. Ama ben bunun yerine beni öğrenen ve işte şöyle olsun abi. Grafikler çok geriletilsin. PlayStation 1-2 dönemine dönsün. Taş devrine dönsün grafikler. Hatta şu an bu oynadığım River Raid oyununa dönsün grafikler ama şu kıytırık düşmanlar, şu piksel piksel düşmanların davranışları benim oynayışıma göre şekillensin ve ben çok fazla oynadıkça benle ilgili ilk öğrendiği verileri hafızasına silmeye başlasın. Eğer misafir geldiğinde benim cihazımda oyun oynadığında o yapay zeka o misafiri tanımaya çalışsın ilk etapta. Benle ilgili bazı verileri silip beni biraz unutup onu tanımaya başlasın. Öğrenen bir oyun botları filan. Böyle bir şeyler beklerim şeyde. Yapay zeka konusunda oyunlardaki. Hani ekran kartı da daha çok kayar nokta işlemi, daha yüksek performans, daha yüksek güç diye değil. O işlemcinin mesela RTX 2080'in işte diyelim 1 GB hafızası var o işlemcinin içinde. RAM değil. Oyunu falan tutan bir şey de değil. Sırf sen hareketlerinle ilgili öğrendiği verileri kaydettiği beyni. İşlemcinin yapay zeka beyni. Öğrendiği şeyle öğrenebilen bir işlemci senden ilgili bir şeyler öğreniyor. O öğrendiklerini 1 GB şeye kopyalıyor. Ekran kartının gelişimi öyle olsun. Diyelim gelecek sene dersin ki al bak bunun 5 GB'lığını yaptık. Senin yaptıklarını kolay kolay unutmayacak. İlk öğrendiğini bayağı uzun süre hafızasını tutabilecek çünkü o hafızayı genişlettik falan gibisinden. Böyle bir yapay zeka ile alakalı ekran kartları beklerim. Oyunlardaki yapay zekanın bu yönde gelişmesini beklerim. Ama yapay zeka diye de anti-aliasing yöntemini işte şu arkadaki ayıcığın çözünürlüğü 4K olmasın. Oraya bakmadığı anda oyuncu onu 720p'ye düşürelim bilmem ne işte onun gölgesini düşürelim falan diye şeyleri hesaplayacaksa yapay zeka ya da işte ışığı direkt düşmesi daha iyi yansımalar falan diye boşa atılan kurşunlar gibi oluyor bu. Yani sanki ellerinde eğer böyle bir teknoloji varsa yapay zeka için cidden RTX kartları daha uygunsa yapay zeka bu yönde geliştirilmemeli. Hadi diyelim Nvidia donanımı yapıyor, yazılımı da oyun firmaları yapsın. Ama yani yazılımı da oyun firmaları arkadaşlar yapacaksa bu sulandırmayla yapılırsa eğer daha yüksek çözünürlük, daha yüksek şey ama hala ben sıktığımda hani patlayacağını bile bile kırmızı bir duvarın dibine giden botlar olacak karşımda. Patlayacağını bile bile. Manken tüfekle sıkıyorum abi. Biliyor o bidonu oraya koymuş oyunu üreten adam. Petrol varını oraya koymuş. Eğer ben oraya bir sıkarsam bir iki mermi gelirse onu hava uçacağını biliyor. Bile bile oraya giden yapay geri zekalıklarla karşılaşacağız. Eğer bu şekilde gelişirse oyun dünyası. Ya da işte dövüşlü bir oyun Mortal Kombat 12 çıkacak belki. Ve işte Nvidia'nın istediği gibi olursa Mortal Kombat 12'de işte 4K 60 FPS'yi 8K belki de oynayacağız hatta. RTX kartlarda işte o anti-aliasing'i falan yapacağız daha iyi olacak ama abi eğer benim internet bağlantım yoksa oyunda tamam mı? Hani botlara karşın kule modunu Latte'de oynadığım zaman Mortal Kombat'ta hep aynı olacak. Extreme X falan seçsem dahi bot beni öğrenip de benim oynayışım tarzıyla falan oynamayacak. En zorluk seviyesini en yükseğe çeksem bile iyi oynuyorsam hepsini döveceğim, pataklayıp atacağım ama şey öyle değil. Yapay zeka ne geliştirirse işte orada bir zorluk seviyesi seçmiyorsun. Yapay zeka ile bir oyun geliştirirse sen oynayıp tekrar gelip tekrar oynadığında yapay zeka senin oynayışını bildiği için işte o easy'de başlamış gibi oluyorsun. Normal, hard, very hard. Ondan sonrası da işte ekstreme, artı ekstreme, artı 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 ekstreme gibisinden bir zorluk seviyesi seçmiş oluyorsun. Üst üste oynadıkça senin için çok 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 zorlaşmaya başlıyor ve bu düşmanın canının çoğalması falan filan öyle bir zorluk seviyesi değil. Yani bir adama bir jarjör mermi sıkıyorsun ölüyorken iki jarjör sıkman gerekiyor falan. Bu böyle değil. Yapay zeka gerçekten akıllanmalı, sana göre davranmalı, seni öğrenmeli. Ben bunu oyun dünyasında bir gelişme olarak görürüm. Ama bunun haricinde Nvidia'nın şu an yaptığı işte Ray Tracing'den ışık bilmem nesi filan işte çözünürlüğü daha iyi hesaplayan Super Sampling yapan kartlar. Bunlar bana yapay zeka olayını sulandıran bir alaya alan bir şeymiş gibi Nvidia'nın şeyi yani AMD kartlarının Mining'de kullanıldığı, peynir ekmek gibi satıldığı döneme sanki biraz içerlemiş ve sanal şeyle, programlarla, işte yapay zeka ile ben kandırırım. Zamanında Piskalix'le yaptığım şeyi şimdi RTX'le yaparım diye. Sanki Nvidia'nın yine aynı Piskalix
dümenini yeniden görür gibi oluyor ben şahsen. Biraz sulandırıyor. Keşke bilime el atmadan sulandırsaydı Nvidia. Çünkü yapay zeka aynı zamanda bilimin konusu. Gençler burada işte yapay zeka olmayan AMD ekran kartı, 5000 TL'lik ekran kartıyla yapay zeka olabilen 6000 liralık Nvidia ekran kartını yan yana getirdiğinde aradaki birkaç FPS, kare hızı, ekran kare hızı, oynatma hızının sadece fark ettiğini gördüğünde gençler diyecekler ki yapay zeka dediğin nedir ki yani? Çözünürlüğü biraz daha yükselten bir şey. Yani bilim bu kadar kolay bir şey mi yahu? Bilim bu kadar basit bir şey mi? Bilimi Nvidia şu an alay alıyor. Ya yapay zeka ile o kartların ne alakası var? Niye hesaplıyorsun da yapay zekalık bir şey var? Nvidia dediğim gibi arkadaşlar burada bir şeyler içerlemiş. Yapay zekayı diline dolamış durumda. Bakalım geleceğe ne olacak yapay zekanın, ama yapay zekadan ben şahsen çok ümitliyim. Bu şekilde değil ama. Yani çözünürlükler artsın. Arka plandaki nesnelerin şeyi tırtıkları falan daha iyi giderilsin falan. Şu ayıcığı daha net göreyim. 60 FPS'nin altına düşmeden falan. Yapay zekadan benim beklentim bu değil kesinlikle.